İbrahim Tatlıses kimi nankör kedi ilan etti? Cansu Dere'nin uluslararası aşkı kim? Erçin Sangu'ya tazminat şoku ve daha neler neler. İşte magazin dünyasının haftaya damga vuran haberler. Magazin dünyasında hareketli bir hafta geride kaldı. İşte son haftadan yansıyan ilginç haberler. Cansu Dere bir dergi için dünya ünlü eskrimci Miles Chamley Watson'la birlikte kusursuzluk konseptli bir çekimde kamera karşısına geçti. Gelelim ortaya atılan iddialara. Cansu Dere'nin çekim için bir araya geldiği Rihanna'nın eski sevgilisi olan eskrimci ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu iddia edildi. Cansu Dere'nin Miles Chamley Watson'la çekilen bu yemek fotoğrafı da aşkın kanıtı olarak gösterildi. Edis geçtiğimiz aylarda İstanbul gecelerinde bir güzelin markajında görüntülenmiş, o güzel Edis'i öperken böyle belgelenmişti. Edis'i öpen güzelin kim olduğu merak edilmişti o dönem. Ortaya atılan bir iddia, Edis'le öpüşen güzelin Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu iddia edildi. Ancak Edis'le Meryem İrem Şahin'in görüntüden yansıyanın aksine aşk yaşamadıkları, iki iyi arkadaş oldukları öne sürüldü. Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2018'de Sıla'nın şikayetiyle mahkemeye taşınan olayın dava süreci 3 yıldır devam ediyordu. Mahkeme 3 ayrı suçtan Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Verilen ceza ile ilgili Ahmet Kural tarafından İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural'ın cezası kesinleşmiş oldu. Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı. 6 yıllık bir süreç aslında, 6 yıldır sürüyor. Elçin Sangu bir süre önce bu davayla ilgili konuşmuş ve eski menajeri hakkında sert sözler sarf etmişti. Biliyorsunuz adliye muhabirleri vardır. Çıkarken yazıyı tutuşturuvermiş. Öyle bir şey yani, bir karar yok. Daha devam ediyor. Böyle söylüyordu ünlü oyuncu ama mahkeme onunla aynı fikirde olmadı. Mahkeme ünlü oyuncunun Başay Okay'a 1 milyon 350 bin lirayı ve rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2,5 milyon lirayı 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti. Sana yetemiyorum, ayrılmak istiyorum diye ayrılıp sonra senden 2-3 milyon istiyorum'a döndü konu. Orada başka işler var. Kararın basına yansıması sonrası yazılı bir açıklama yapan Elçin Sangu, konuyu istinaf mahkemesine taşıyacağını söylerken hakkını arayacağını dile getirdi. Sangu, kendisine yapılanları basına tüm açıklığıyla anlatmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama artık yeter. Bugüne kadar bana yapılanları anlatmadım fakat daha fazla susmayacağım. Bu da hepinize açık davetimdir. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ Bodrum'daki bir hayvan barınağını ziyaret etti ve bu ziyaretten ortaya bu görüntüler çıktı. Çok güzel bir kızsın sen, çok. Çok güzel bir kızsın sen, çok. Elini veriyordu demin değil mi? Ya canım benim. Hoş oldu. Mutlansın dayadı, yanladı. Evet. Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi 16 yıllık sahne suskunluğunu bozmuş ve Show TV ekranlarında yayınlanan konseriyle müziğe geri dönmüştü. Kırmızıgül'ün albümü 10 günde tüm dijital platformlarda 50 milyonu aşan dinlemesiyle rekor kırdı. Hoş Geldin adlı albüm listelerin birçoğunda bir numaraya kadar yükseldi.
satışında bir numaraya yükselen Mahsun Kırmızıgül, 10 binden fazla CD satışıyla fiziksel satışı olan tek albüm oldu. Bir dikili taştan kaydı. Ebru Yaşar 2022'ye talihsiz girdi. Aracından inerken düşerek diz kapağını kıran Ebru Yaşar ameliyata alındı. Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk. Dizinin kırıldığını ve ameliyat edildiğini iki ayrı paylaşımla duyuran Ebru Yaşar, bu kaza nedeniyle birkaç konserini kaçırdığını açıkladı. Ebru Yaşar, sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyerek bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurdu. Ben bilmem senden ayrı uyumam. İbrahim Tatlıses'in özel hayatı gizemini koruyor. İbo'nun önceki hafta sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı. Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın. Çünkü onlar anılmaya bile değmezler işte. Allah insanları onlardan etmesin, hele nankör hiç etmesin. Birilerine tıpkı şarkısında olduğu gibi nankör diyordu İbo. Be vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi, insan bir şey söyle. İbo'nun bu sitemiyle ilgili iddialar gecikmedi. İddiaya göre İbrahim Tatlıses'in nankör dediği kişi bir dönem birlikte olduğu 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ydı. Söylentiye göre İbo Gülçin'e barışma teklif etmiş ama reddedilince bu mesajı yazmıştı. Deli gibi dönen döne savrulmak düşer. Bugün yine bana of çekmek düşer. İbrahim Tatlıses 2021'in yaz aylarında bir başka güzelle el ele bu fotoğrafı paylaşmış ve o güzelin kimliği asla ortaya çıkarılamamıştı. İbo'nun ne ara o gizemli güzelden ayrılıp rotayı yeniden Gülçin Karakaya'ya çevirdiği ise bir muamma. Boş ver be gitsin. Allah büyük. Her acının bir ahı vardır. Show TV'nin çok yakında izleyiciyle buluşacak yeni dizisi Oğlumun ilk teaser'ı görücüye çıktı. Rüya çünkü bir çocuğun rüyası. Çocuklar uyanıkken onları anlamayan anne babalarla, mutsuz yetişkinlerle uğraşmak zorunda kalırlar. Uyudukları zaman güzelleşir dünyaları. Çünkü aslında onların dünyasında umutsuzluğa yer yoktur. Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki umut her zaman bir yolunu bulur. Kayadan fışkıran bir çiçek gibi sözleri dizinin seyirciyi etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi. Hayat oyunlar oynar bazen. Alır sizi bir boşluğun ortasına bırakıverir. Fakat her ne olursa olsun umut her zaman bir yolunu bulur. Kayadan fışkıran bir çiçek gibi.